Merhaba arkadaşlar. Pratik matematik videolarıyla devam ediyorum. Temel matematik için bir video serisi olacak. Çarpım tablosu artı artı diye özel bir video serisi. Bu videoda birleri ele alacağım. Tabii bilinen gibi değil de detaylandırılmış bir şekilde ele alacağım. Zaten videoda görürsünüz. Şimdi 1 çarpı 1'den başlıyoruz birlere. 1 çarpı 1, 1. 1 deyince aklımıza neler geliyor? 1 sayma sayıların başı. Dolayısıyla bir sayıda örneğin ABC sayma sayıdır derse biz birden başlayıp sonsuza kadar giden sayıları düşüneceğiz. İkincisi, sayma sayılar demişken aklımıza gelen bir şey faktöriyel. Faktöriyel diye bir şey var. Ney? Diyor ki sayma sayılarda mesela 5 için 5'ten başla geriye doğru git. 5, 4, 3, 2, 1 ve 1'e kadar sayma sayıların başı olduğu için ve bunları çarp. Yani 5 faktöriyel ünlem eşittir 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Dolayısıyla 1 ilk sayma sayı olduğundan 1 faktöriyel de 1'e eşit oluyor. Çünkü kendinden önce başka bir şey yok. Bunu da aldık 1 ile ilgili. Üçüncü nokta 1'in aslında bölümde olduğu ama yazılmadığı. Tabii onu 1 çarpı 2'de de daha ele alabiliriz ama burada da mesela 1 bölü 1'i biz 1 diye yazıyoruz. Ama rasyonel sayılarda toplama yaptığımızda mesela 1 ile 1 bölü 2'yi toplarken aslında burada 1 yerine 1 bölü 1 yazıyoruz. O da nereden geliyor? 1 çarpı 1, 1 olduğu için 1 bölü 1 de 1 oluyor. Biz bunu rasyonel sayılarda kullanıyoruz. 1 yerine 1 bölü 1 yazarak kullanıyoruz. Devam edelim. Üslü sayılar ile devam edelim. 1 çarpı 1, 1 de. Öyleyse 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 nedir? O da yine 1. Biz bunu nasıl yazıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5. 1 üzeri 5 eşittir 1 diye yazıyoruz. Veya 1 çarpı 1'i 1 diye yazıyoruz. Bu 1'in karesi oluyor. 1 çarpı 1. Niye kare? Çünkü 2 tane var. Demek ki üslü sayılarda da biz aslında 1 çarpı 1'i bol bol kullanıyoruz. Çünkü bize şöyle sorular veriyor. Mesela 1 üzeri 2001 diyor. Kafa karıştırmak istiyor. Oysa ki 1'in bütün kuvvetleri 1. Nereden geliyor? 1 çarpı 1'den geliyor. Devam edelim. Kareköklü sayılar. Karekök 1. Ne anlama geliyor? 1 çarpı 1 anlamına geliyor. Neden? Çünkü karekökün içinde aslında 1 var, 1 varken 1 çarpı 1 var. 1 yerine 1 çarpı 1 diyebiliyoruz. Bu da 1'in karesi olduğu için karekök dışına bu kareyle bu gidiyor ve 1 olarak çıkıyor. Kareköklü sayılarda da 1'in kullanımını bu şekilde yapıyoruz. Başka nokta, denklem çözme problemlerinde mesela x eşittir diyor ki 2 çarpı y. Biz burada 2'yi şuranın altına atıyoruz. Mesela diyoruz ki x bölü 2 eşittir y. Bu nereden geliyor? Aslında x'in paydasında 1 var. Ve buradaki 1'i yazmıyoruz. 2 çarpı y. Aslında burada da 1 var. Biz bunu buraya atarak 1 çarpı 2'den x bölü 1 çarpı 2'yi x bölü 2 olarak yazabiliyoruz. O yüzden buraya çarpım olarak geçiyor. Toplam veya fark olarak geçmiyor. Denklemin bölüm kısımlarında 1 var. Mesela x artı 5 eşittir y artı 4 de 5'i bu tarafa atarken direkt eksi 5 olarak atıyoruz. Yani fark olarak, toplamı fark olarak atıyoruz. Ama bölüm sekmesini atarken çarpım olarak atıyoruz. 2 buraya geçerken 1 artı 2 olmuyor. Veya x direkt x bölü şey olmuyor. 0 artı 2 gibi düşünmüyoruz. Burada 1 varmış gibi düşünüyoruz. 2'yi buraya atıyoruz. 1 çarpı 2 oluyor. 1 çarpı 1'in bol bol kullanım alanı varmış. 1 çarpı 2'ye geçelim. 1 çarpı 2 eşittir 2. Şurası eksi gibi çıkması. Şimdi neyi gördük 1 çarpı 2'de? Şunu gördük. 1 çarpmanın etkisiz elemanı. Yani ne ile çarpılıyorsa o oluyor. 1'i 100 ile çarparsanız 100 oluyor. Bunu nasıl fark ettik? 1 ile 1'i çarptık 1 oldu. 1 ile 2'yi çarptık 1 oldu. Şey 2 oldu. Yani ne ile çarptıysak o oldu. Buradan 1'in çarpmanın etkisiz elemanı olduğunu da gördük. Bir etkisi yok. Bu nerede kullanılacak? İlk olarak yine rasyonel sayılarda. Örneğin 5,
Hatta en basitini söyleyeyim. Mesela 5 çarpı 4 derken 20 diyoruz. Ama aslında bunu şöyle de yazabiliriz. Buralarda 1 olduğu için 5 bölü 1 çarpı 4 bölü 1 eşittir 20 bölü 1. Paydadaki 1 yazılmadığı için 20 olarak yazıyoruz. İkinci nokta şu. 1 çarpı 2 eşittir 2 derken biz bir tek sayıyla bir çift sayıyı çarptık ve çift sonuca ulaştık. Dolayısıyla burada neyi fark ediyoruz? Tekle çiftin çarpımı çifttir. Sorularda karşımıza çıkacak bilgi. Üçüncü bilgi ne? 1 çarpı 2'de yatan önemli bir nokta 2 faktöriyele ulaştık. 2 faktöriyel 2 çarpı 1. Çünkü az önce bahsettiğim şekilde faktöriyel demek geriye doğru 1'e kadar say demek. Yani 100 faktöriyel demek 199 çarpı çarpı giderek 1'e kadar gel demek. 2 faktöriyel 1 çarpı 2'de de aslında 2'den başlayıp 1'e kadar geldik. Dolayısıyla 2 faktöriyel eşit, 2 faktöriyel de 2'ye eşit. Bunu da kullandık. Devam edelim. Mesela kareköklü sayılarda bakalım. Kareköklü sayılarda kök 2 diye bir şey vardır. Kök 2 aynı zamanda 1 kök 2'ye eşittir. Peki neden? Çünkü kök 2'nin içinde aslında kök 2 çarpı 1 var. Ve 1 kendisinin az önce 1 çarpı 1'de gördüğümüz gibi kök 2 çarpı 1 demek kök 2 çarpı 1 çarpı 1 veya 1'in karesi demek. Buradaki kare dışarı çıkıyor, 1 dışarı çıkıyor, 1 olarak kök 2 içeride kalıyor. Dolayısıyla 1 kök 2 oluyor. Yani karekök sayılarda da bu şekilde 2 çarpı 1'in bir kullanımı var. Peki üssüz sayılarda nasıl bir kullanımı var? Şöyle bir kullanım düşünebiliriz. Mesela 2 ile 4'ü toplayacağız. Aslında biz burada 2 çarpı 1 ile 4'teki 2 çarpı 2'yi topluyoruz. Ve bunu toplarken ortak olan şey 2 olduğu için 2 parantezine alarak buradaki 1'i buradaki 2 ile topluyoruz. Ve 2 çarpı 3'ten cevabımız 6 oluyor. Eğer buradaki 2'yi 2 çarpı 1 olarak görmezsek, şu parantezin içine burada bir şey yokmuş gibi 0 yazarsak, yani 2 çarpı 2 çarpı 1 artı 2 çarpı 2 de şuranın içine boş görürsek, buraya 0 yazarsak 0 artı 2 olur ve sonucumuz yanlış olur. Yani ne yapıyoruz? Dağıtma ve parantezi alma işlemlerinde de bu şekilde 2'yi kullanıyoruz ki 2 çarpı 1 özellikle üssüz sayılarda çok önemli çünkü üssüz sayıların bazı eleyici sorularında bu parantezi alma işlemini sık sık yaptırıyor. Oradaki hata da şu oluyor. Tabii şöyle düşünelim. Mesela 10 üzeri 3 ile adam 10 üzeri 4'ü toplayacak. Şimdi diyor ki 10 üzeri 3 biraz konu dağılacak ama artı 10 üzeri 3 çarpı bu 10 üzeri 1'dir. Tamam parantezi alacağım ama şuradan 10 üzeri 3'ü yazıyor. İki tarafta da olduğu için. Diyor ki burada bir şey yok. 0 yazayım. Artı burada 10 var. Bunu yazayım diyor. Ve yanlış oluyor. Oysa ki burada görünmeyen 1 çarpı 1 var. Bunu en çok 1 çarpı 2 üssüz sayılarda çıkıyor. Üssüz sayılar 2, 3 üzerinden döndüğü için sorular kanalda var. Üssüz sayıların tüm çıkmış soru çözümleri. Orada görürsünüz. Genelde üssüz sayılar belli sayılar üzerinden döner. İşte 2, 3, 4, 8, 9, 16, 27, 32, 64, 81 gibi bir tablo var zaten videoda. O sayılar üzerinden sorular hazırlanır. Onu da tavsiye ederim. 1 çarpı 3'e geçelim. 1 çarpı 3, 3. 1 çarpı 3'te ilk dikkat etmemiz gereken nokta tabii ki tekle tekin çarpımının tek olması. Yine sorularda eleyici bilgi olarak, tabii basit bir bilgi ama eleyici bilgi olarak çıkıyor. Bunu biraz karıştırıyorlar. 2013 ALES ihbarda özellikle yapmışlar. Basit bir tek çift sorusunu karıştırmışlar. 1 çarpı 3'te pek bir şey yok. 1, 4, 1 çarpı 4'e geçebiliriz. 3 asal bir sayı. Tabii onu dikkat etmemiz lazım. Asal olduğu için ileride kullanılıyor. 1 çarpı 4. Bu çok önemli. 1 çarpı 4 dediğimizde aklımıza 1 çarpı 2 çarpı 2 gelmeli. Şurada bir 2'nin karesi var. Şurada bir 2'nin karesi var. Buna dikkat ediyoruz. Dolayısıyla karekök 4 de aslında dışarı çıkarken sırayla gideyim. Gerçi hiç bozmayayım. 1 çarpı 4 bu şekilde görüyoruz. Yine tekle çiftin çarpımı var. Burada ekstradan bir kare olayı için içine girmiş.
nerelerde karşımıza çıkıyor? Şöyle bakabiliriz. İlk olarak 2 çarpı 2 olduğu için 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel aslında. İkinci kullanım noktası şu. Az önce belirttiğim şey 4 üstü sayılar ve karekökü sayıların temel soru argümanlarından biridir 4 sayısı. Nasıl kullanılır? Karekök 4 üstü sayılardan başlarsak 2 üzeri 2 eşittir 4, değil mi? 2 üzeri 2 çarpı 1 de 4. 2 üzeri 2 çarpı 1'in karesi de 4. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne işe yarar? Bu paranteze alma sorularında işe yarar. Yani paranteze alırken üstü sayılarda bol bol özellikle eleyici sorularda paranteze alma işlemi yaptırır. Mesela burada 2 üzeri 2 vardır. Burada 2 üzeri 3 vardır. Siz bunu toplarken toplamda küçüğe göre uyarlayıp yani 2 üzeri 2'yi 2 çarpı 2 üzeri 2 şeklinde yazıp burayı paranteze alırken 2 üzeri 2 parantezine buradan ne gelir dediğinizde 1 gelir. Buradan 2 gelir. İkisini toplarsınız. Bu noktada önemli. Kare kullanımı üssü sayılarda 2 çarpı 2'nin 4 olması. Ve karekök sayılarda yine karekök 4'ü 2 diye çıkarırken aslında karekök 4 çarpı 1 var. Karekök 4'te 4 2'nin karesi 1 de 1'in karesi. Ve ikisi de birden dışarıya çıkıyorlar. 1 çarpı 2 olarak çıkıyorlar. 1 çarpı 2 2 olduğu için biz bunu 2 diye yazıyoruz. 4 başladığımızdan beri sayma sayılar içerisindeki ikinci çift sayı. Birincisi 2 idi, ikincisi 4. Ve şunu da fark ettik. 2'ye bölünebilme şartı 2'nin katı olması. 2 üzerinden çoğalarak giden sayılar 2 çarpı 2, 2 çarpı 3, hatta 2 çarpı 512 atıyorum. İşte 1024. Hepsi özelliği nedir? Şu sayıların 2'ye bölünebilmesinin şartı çift olan sayılar bölünüyor. İçerisinde bir 2 çarpanını içermez. 2 çarpı 2 ile bunu da fark etmiş oluyoruz. Daha doğrusu tekrar etmiş oluyoruz. Bu detaylı çarpım tablosundaki amaç farkındalık yaratmak. Yani basit bir çarpım tablosu üzerinden birçok konunun üzerinde işlem yapılabileceğini görmek. Ve 1 çarpı 5'e geçiyoruz. Eşittir 5. Yine tek sayıyla tek sayının çarpımının tek sayı olduğunu görüyoruz. 5 de bir asal sayı olduğu için burada pek bir şey yok. Devam ediyoruz. 1 çarpı 6. Şimdi 1 çarpı 6'da birçok nokta var. Öncelikle 1 çarpı 6 demek 1 çarpı 2 çarpı 3 demek. Tekle çifti çarpmışız. Çift olmuş. Şuradan bakarsak tekle çifti çarpmışız. Bir de onu tekle çarpmışız. Çift olmuş. Demek ki tek ne kadar olursa olsun onu bir kere çiftle çarptığımızda çift oluyor. Bunu nasıl soruyorlar? Bir tek sayının 2000. kuvveti diyor çarpı çift sayı. Ne olur? 2000 değil 100.000 olsa da teki çarptıkça yine tek olacak ve bu sonuç çift olacak. İlk olarak buna değinelim. İkinci nokta 6 bölme bölünebilme sorularının favori adamıdır. Üstü sayılar değil yani bölme bölünebilme soruları. Niye? Çünkü 1 çarpı 6 derken biz 1 çarpı 2 çarpı 3 diyoruz. Bakın içinde hem 2 çarpanı var hem 3 çarpanı var. Dolayısıyla 6 hem 2'ye hem 3'e bölünüyor. Dolayısıyla bir sayı hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa 6'ya bölünüyor. Neden? Mesela 36. 6'ya bölünür mü? Bölünür. 36'nın içine zoomladığımızda ne var çarpım tablosundaki yeri? İlerlerde göreceğiz. 6 çarpı 6 vardır. İçine zoomladığımızda 2 çarpı 3 vardır. İçinde hem 2'yi hem 3'ü barındırdığı için hem 2'ye hem 3'e 36 bölünür. Bir sayı ve bu bize neyi üretiyor? İkinci bilgi 6'ya bölünebilme kuralını. 6'ya bölünebilme kuralı neymiş? İçerisinde hem 2 çarpanını hem 3 çarpanını içermesi. Çünkü başka bir şey yok. Yani şuraya bir 5 de koysak iş farklılaşır o zaman. 5 koyunca ayrıca ekstra durur. Ama burada başka bir şey yok. 2 ve 3 var. Demek ki 2 ile 3'e bölünüyorsa 6'ya da bölünüyor. Yani üssüz sayılar değil. 6 biraz bölme bölünebilmenin favori adamlarından.
Ve altıda bir şey daha var. Pozitif tam çarpanlar olayını açıklamak için ideal. 6 neyin çarpımı? 1 çarpı, 2 çarpı, 3'ün çarpımı. Önce asal pozitiflere bakalım. Bunların hepsi pozitif tam sayılar ve başka bir şey yok. Hepsi en tabana indirgenmiş şeyler. Dolayısıyla 6'nın pozitif tam çarpanları, tam sayı çarpanları 1, 2, 3. Asal sayıya geçtiğimizde 2 çarpı 3, 6 oluyor. Dolayısıyla 2 ve 3 6'nın asal çarpanları. Bunlar da en temele indirgenmiş şekilde. Üssü sayılarda ve köklü sayılarda nasıl karşımıza çıkıyor? Üssü sayılarda şöyle bir şey var. Ne var? Mesela alt taraf farklı oluyor. 2 çarpı 3 oluyor. Şu 6 değil mi? Eğer ben getirip şuraya 1000 koyarsam, buraya da 1000 koyarsam, burası da 1000 oluyor. Neden? Çünkü diyorum ki 1000 tane 2'yi 1000 tane 3 ile çarp. Ne olur? 1000 tane 6 olur. Bu kuralda işte üssü sayılarda tabanlar farklı olunca üstleri aynı olunca altları çarpıyoruz, üstü aynen yazıyoruz. İşte böyle bu formülleştirilmiş ama formüle gerek yok. Ben 1000 tane 2 ile 1000 tane 3'ü çarparsam 1000 tane 6 olur. Çünkü 1 tane 2 ile 1 tane 3'ü çarpınca 6 oldu, alıyor diyebilirim. Kareköklü sayılarda karekök 6 neye eşit? Karekök 2 çarpı 3'e eşit. 2 ve 3 bir şeyin karesi mi? Değil. Dolayısıyla ikisi de dışarı çıkamıyor. İlk kökün içinde kalıyor. Nasıl yazabiliriz? Şöyle de yazabiliriz. Kök 2 çarpı kök 3 diye de yazabiliriz. Hatta ikisinin başına 1 de koyabiliriz. Niye? Çünkü burada 1'in karesi var. Baş tarafta anlattığım gibi 1'in küpü, 1'in 4. kuvveti her şey var. 1 ile ilgili. Ve bu şekilde de yazabiliyoruz. Ve geçelim 1 çarpı 7'ye. 7 yine asal bir sayı. 7 ile ilgili çok bir şey yok. Ve 1 çarpı 8 eşittir 8. Ne var burada? 1 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 8. 1 çarpı 4 çarpı 2 eşittir 8. İçine girdiğimizde olayın. Ne var? Tekle çifti çarpmışım çift olmuş. Tekle çifti 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 çarpmışım çift olmuş. Tekle çifti çifti çarpmışım çift olmuş. Bir tane çiftle çarpsam yetiyor. Gerisi zaten şey. Bu nokta önemli. İkinci nokta şu. 8 üssü sayı sorularında çok kullanılan bir sayı, rakam. Yani olağanüstü bir şekilde kullanılmış. Neden? Çünkü 8 içinde 3 tane 2 çarpanı barındırıyor aslında. 1 çarpanı çarpımda önemsenmediği için ve 8 3 tane 2 çarpanı olduğu için şu şekilde 2 üzeri 3 diye yazılıyor. Karekök dışına çıkarılırken de karekök 8 içeride 2 çarpı 2 çarpı 2 olduğu için şu 2 tane birleşip bir kare yapıyorlar. Bu kare bunu götürüyor ama bu içeride kalıyor. 2 dış bir tane 2 dışarı çıkıyor, diğer içeride kalıyor. 2 kök 2 olarak yazılıyor. Dolayısıyla 8'in bazı kullanım alanları var. Ve 9. 1 çarpı 9. 9'daki nokta 3'ün karesi olması. 1 çarpı 3 çarpı 3. Bakın ne yaptık? Tek çarpı tek çarpı tek eşittir tek. Tekleri kendi arasında ne kadar çarparsak çarpalım sonuç tek oluyor. Dolayısıyla tek bir sayının bininci kuvveti de bin birinci kuvveti de tek sayı yine. İlk nokta bu. İkinci nokta ne? Karekök 9 örneğin. Nedir? Karekök 9 çarpı 1'dir aslında ve bu 1 dışarıya 1'in şöyle de yazabiliriz. Bunu 3'ün karesi, bu 1'i de 1'in karesi olarak yazabiliriz 1 çarpı 1'den. 3'ün karesi dışarı 3 olarak çıkar, 1'in karesi 1 olarak çıkar ve 3 olur. Ve bu yine belli noktalarda kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Hemen söyleyeyim. Mesela karekök 9 ile karekök 18'i toplayacağız. Karekök 18. Karekök 2 artı karekök 18 nere var? Karekök 9 çarpı 2 var. 9 dışarıya 3 olarak çıktı. İçeride 2 kaldı. Çünkü 3'ün karesi. Bu kök 2 ise kök 2 çarpı 1 olarak yazıyoruz.
1, 1'in karesi olduğu için dışarıya 1 olarak çıkıyor. Artı kök 2 kalıyor. Burada 3 kök 2 ile topluyoruz. 4 kök 2 olarak oluyor. Yani biz burada dışarıya 1'i çıkartmayı da gösteriyoruz. Bu tam 9 üzerinden olmadı örnek ama yani onunla da ilgili benzer şeyler yapılabilir. Böyle ezberden yazdığım için bunları öğrendik. Temelde neyi öğrendik? Birlerde bir etkisiz eleman çarpmada bir bir tek sayı. Dolayısıyla tek sayı olarak çarpımlarda davranıyor. Tek sayılarla çarpılınca tek sayı, çift sayılarla çarpılınca çift sayı üretiyor. Aynı zamanda bir sayma sayıların başı. Dolayısıyla bir faktöriyel demek. Sen biri neyle çarparsan onu bir faktöriyelle çarpmış oluyorsun. Yani 1 çarpı 9 derken aslında 1 faktöriyel çarpı 9 diyebiliyorsun. Ayrıca şunu öğrendik. Denklem çözmede, rasyonel sayılarda, üssü sayılarda, karekökü sayılarda 1 her zaman var, görünmüyor. Karekök 9 derken karekök 9 çarpı 1 diyoruz. Karekök 2 derken karekök 2 çarpı 1 diyoruz. O yüzden karekök 2 1 kök 2 diye yazabiliyoruz. Çünkü 1 dışarıya çıkıyor. Veya 9 derken aslında 1 çarpı 9 diyoruz. Ve bu 9 3'ün karesi olduğu zaman paranteze alma işlemlerinde göstermiştim. Bu 1'i kullanabiliyoruz. Nasıl kullanıyoruz? 3'ün karesi tekrar göstereyim. Artı 3'ün küpü. 3'ün karesi artı 3 çarpı 3'ün karesi oluyor bu. Bunları 3'ün karesi parantezine aldığımızda 3'ün karesi parantezine aldığımızda pardon şu işlemi şuraya 0 yazmıyoruz. Çünkü burada bir 1 çarpanı var. Buraya da 3 var. İkisini topluyoruz. Denklem çözmede nasıl kullanıyoruz? Mesela x eşittir 2y diyor. Aslında biz şunu buraya atarken x bölü 1 varmış gibi düşünüp 2 çarpı 1 diyoruz. O yüzden buraya çarpım olarak geçiyor. O yüzden buraya mesela burada artıydı. Buraya şöyle x bölü eksi 2 olarak geçmiyor. Buradan buraya geçerken geçmiyor o şekilde. Denklem çözmede bu şekilde kullanıyorum. Bu kadarlık bu video için yeter sanırım. Umarım faydalı olmuştur. Başarılar dilerim.